Sonunda beklediğimiz haber geldi. Bu gece saat 2'de oluşan bir dostların bir yakım olacak. Her zaman yakımlar oluyor. Otomatik halinde her zaman kod halinde bir yakımların olduğunu biliyoruz. Ama dostlarım manuel olarak 417 milyonluk bir Shibo coin'imizin yakımı olacak. Bu neden güzel bir şey diye soracak olursanız arkadaşlar hemen bunun cevabını vereyim. Çünkü bir manuel olarak apayrı bir şey bir de otomatik olarak apayrı bir yakımın olacağını unutmayalım. Şöyle bakıldığı zaman zaten bakın dostlarım birazdan güncellemelerden detaylardan yeni borsalardan ve Kraken'den apayrıca bahsedeceğim. Shibo yükselmesiyle alakalı gerçekten de her şeyden bahsedeceğim bahsedeceğim ama dostlarım bakın bunları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Neden bilmemiz gerekiyor? Çünkü şöyle bakıldığı zaman dostlarım sürekli sürekli oyunu bir yakımı oluyor. Mesela 906 bandındayken arkadaşlar şu yere yaşamıştı. Bakın 720'deyken 900 lira kadar bizi götürmüştü. 25 bin dolarlık yakımı. Ama dostlarım bunun bu kadar yakımının olması bakın şurada da görebiliriz 417 milyonluk bir şibok oyunu yakımı olacak. Zaten apayrı bir haberlerimiz var. Şu anda zaten grafiğime baktığımız gibi arkadaşlar gerçekten de mükemmel bir şekilde formasyonumuz güzel bir şekilde gidiyor. Şimdi kanmadan üçgen formasyonu geçiyor gerçekten de güzel bir hamleler yapıyor. Ben demiştim ya arkadaşlar sürekli bir hareket ortalamasını devamlı devamlı her zaman yapıyordu zaten tamam mı? Her zaman zaten şöyle bir grafik incelediğimiz zaman zaten dostlarım mesela geçmişe de baktığımız zaman her zaman hareket ortalamasını devamlı bir şekilde ilerlettiği zaman direktmen seyrini dostlarım büyük büyük çubuklar atıp fitilini dostlarım hani demiştim ya o bantlarda mesela şuralarda dostlarım en azından direnç bandının hemen üstünde olmamız bile çok güzel arkadaşlar. Dediğim gibi 4 saatlik grafikte en azından 3 saatlik bir hasa bile yeterli diyerekten zaten söyledim arkadaşlar. O yüzden aslında şu an grafimizde gerçekten çok güzel hele şuna baktığımız zaman gerçekten de mükemmel bir şekilde ilerlediğini ve seyrini artık böyle yukarı yöne alacağını görebiliriz. Çünkü daha önceki zamanlarda da böyle olmuştu. Şimdi gece neler olacak dostlarım? Bir yakımı olacak demiştik zaten. Bu yakım olduğu zaman da zaten bizim için mükemmel bir şey. Zaten şöyle baktığımız zaman zaten sürekli sürekli ölü cüzdanlardan, ölü cüzdanlardan, NFT'lerden, kara deliklerden sürekli bir yakımın olduğunu görebiliriz. Zaten o kara deliklerin ekstradan şeyi var mesela arkadaşlar. Oradan hem Spotify'dan hem de Payment'lerden çok fazlaca yakım olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bundan bahsedeceğim ama şöyle bir şeyden bahsetmek çünkü burası gerçekten de baya baya önemli şey. EMC biliyoruz alışverişle ilgili olduğunu ve Kronos'u biliyoruz dostlarım bir kamu şirketi oluyor. Ve bunun ödeme yöntemi olarak kabul ettiğini biliyoruz. Shiba kabul etti ödeme yöntemi olarak. Bu demek dostlarım hem Shiba Coin'imiz için bir ödeme yöntemi olarak hem de bir yakımın olacağına bir işaret. Ve her dostlarım böyle payment her böyle mağazayı böyle ödeme yöntemi kabul ettiğimiz zaman ne oluyor? Direktmen dolaşımdaki arzımız buradan eksilen bir olduğunu biliyoruz. Dostlarım şimdi Kraken'den bahsetmek istiyorum. Gerçekten de girdiğimiz borsalar bizim için çok önemli. Şimdi neden önemli? Politikalar, bir imzalar, bir anlaşmalar sürekli sürekli oluyor ve bir borsaya girdiğimiz zaman aslında diğer borsaları bir nevi referans açıyoruz. Şöyle bir şey oldu aslında benim düşüncem bu. Şimdi Robinhood dostlarım Shiba Coin için bir popülerliğini sürekli sürekli üstüne kazandı ve sağlıyor tamam mı? Hani Shiba inu'yu böyle yok listelerim yok güvenmemen kendi böyle bünyesine bir nevi güveni sağlamaya çalışıyor. Yani ben diyor özel bir borsayım gibisinden düşünüyor. Aynı şekilde de mesela 2000 beğeni attı arkadaşlar. 2000 beğeni istedi ama 20 beğeniden fazlası geldi. Bunu kendisi de biliyordu ama dostlarım bir nevi Robinhood gibi geri çekilme yapıyor. Aynı şekilde Coinbase Pro'nun yaptığı gibi. Ekon burada Pro'da bizi bekletti bekletti o dostlar. Ondan sorun oldu. Direktmen Shiba bu coin'imizi listeledi. Aynı şekilde mesela Robinhood'un da aynı hamle. Aynı şekilde Kraken'in de aynı hamle yaptığını buradan görebiliriz. Çünkü çok önemli borsalar. Yani bu hamleleri yapması gerçekten de hani sağlıklı mı değil mi sorusunun cevabını bu şekilde verebilirim dostlarım. Gerçekten de çok önemli borsa ikisi de. Yani 10 milyondan fazla. Hem Robinhood hem de Coinbase Pro hem de dostlarım şöyle bakıldığı zaman Kraken. Şöyle baktığımız zaman dostlarım Shiba NFT oyununu herkes merak ediyor. Şimdi Winif şu an dostlarım bakın. Win coin'i Win coin'i şu an görebiliriz. Kumar coin'i. Şu an yükselenlerde birinci sırada %40'lık bir yükselme sağlamış dostlarım. Gerçekten de şöyle bakıldığı zaman gerçekten de projesiz bir koyun. Ama dostlarım bizim şu bu en hem böyle projelerini yavaş yavaş inşa ediyor hem şahıslar olarak da çok güzel bir şekilde ilerliyor. Zaten şöyle bakıldığı zaman da dostlarım oyun sistemimiz gerçekten de mükemmel bir şekilde ilerliyor. Şimdi oyun sisteminden bahsedeceğim. Shiba NFT oyunu Shiba fiyatına ne kadar etki edecek diyerekten bir soru var. Dostlarım gerçekten de o kadar büyük etkileri edeceğini düşünüyorum. Çünkü orada dostlarım bakın şurada hemen okuyayım şunu da görebiliriz. Shiba dijital platformlarda para birimi olarak kullanılacak. Zaman ver her şey birbirine girecek diyerekten bahsediyor dostlarım. Çünkü çünkü gerçekten de o kadar böyle ekosistemimiz böyle birbirlerine girecek ki o kadar böyle hatta hep birlikte böyle işbir hep birlikte böyle ekosistemin içine girecek mesela dostlarım ne vardı? Bu Telefect'te olayları mesela ShibaSwap, Shibarium, ShibaNet. Bunlar dostlarım ekosistemimizin içine girecek. Yani bir blok blockchain'imizi kendi böyle merkezlettimizi bir nevi oluşturacağız. Ama dostlarım Shiba oyunumuzdan böyle bahsettiğimiz zaman aslında fiyatımıza gerçekten de büyük katkısı olacak mı, olmayacak mı sorusunun cevabı aslında bu. Şimdi bunları söyleyin çünkü aklınızdaki soru işaret varsa bunların hepsini atmak için buradayım zaten dostlarım. Çünkü benim için de ShibaNet oyunu gerçekten çok güzel bir şey. Önce bu Shibanet oyununun nasıl açılacağından bahsedeyim dostlarım. Ondan sonra böyle fiyatımıza ne kadar etki edecek, etmeyecek sorusunun cevabını vereceğim dostlarım şimdi. Dediğimiz gibi 2000 NFT gitti 3000 NFT kaldı. 3000 NFT de Aralık ayında biteceğini düşünüyorum dostlarım. Direktmen geleceğini düşünüyorum en azından. Sizin ne yapacağınıza dair her şeyi söyleyeceğim. Tekrardan 5000 NFT dostlarım. Yani toplamda 10.000 NFT'miz mevcut. Bu 10.000 NFT dostlarım bittiği zaman hepsi böyle direktmen burada zaten bir takas yöntemi dönüyor. Her zaman zaten bünyesinde oluyor. Her zaman olduğu için de dostlarım bu 10.000 NFT'nin hepsi oyun portalımızı açılacak. Şimdi burada bir oyun dalımız var dostlarım. Adamlar gerçekten de aslında böyle parayla ilgili bir aslında burada bir sistem dönüyor. Gerçekten de çok mantıklı bir sistem dönüyor. Şimdi o sistemde dostlarım insanlar artık böyle orada milyon milyon ShibaCoin almayacak. Milyarlarca trilyonlarca oyunu alacak. Çünkü adamlar içinde dostlarım gerçekten de çok önemli şeyler bunlar. Bir nevi aslında sistem işlemi yapıyoruz ya orada mesela ek gelir elde ediyoruz. Adamlar şimdi burada sadece ShibaCoin'e katkı sağlamayacak. Tabii ki de oyun için çok büyük bir katkılar olacak ama dostlarım burada adamlar gerçekten de bünyesine yani cebine çok büyük paralar elde edecekler. Bunlar bizim için zaten çok önemli şeyler. Şimdi herkesin merak ettiği şey şu. Shibakoin konsolidasyona doğru gidiyor mu gitmiyor mu? Yoksa yani Shibakoin böyle ATS seviyesini gerçekten kıracak mı kırmayacak mı sorusunun cevabını dostlarım. Şimdi öncelikle okuyalım ve ondan sonra böyle net böyle aydınlatıcı bir şekilde bunların cevabını vermek istiyorum. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Şimdi ben her zaman Shibakoin'in fiyatına bakmayın. Orada ne projeler dönüyor, ne ekosistem dönüyor, altyapısında projesinde neler var dostlarım. Bunları böyle bilmeniz için zaten söylüyorum. Ama ATS'yi kıracak mı 85 seviyelerine tekrardan gelecek mi diyerekten soracak olursanız dostlarım aslında bunun cevabını hemen sizlere verebilirim. Burada baktığımız zaman Shiba Inu konsolidasyon doğru gidiyor. Shiba fiyatının tekrar at'e vurması bekleniyor diyerekten yazıyor dostlarım. Burada da zaten bu iki şey aslında beni çok mutlu ediyor dostlarım. Hemen bunları okumama verin. Gerçekten çünkü Shiba aldıysak ve yükselmesi ne kadar yükseleceğine dair buradan her şeyi görebiliriz. Şimdi Shiba patlarken satın aldığını açıklıyor. Ve Shiba'nın tüm zamanlarda en yüksek seviyesini tekrar ziyaret ettiğini düşünüyor ve bu şeyin bir ton hacmi var. Aslında hacmimizi gerçekten çok büyük bir şekilde toparlıyoruz dostlarım. Balyaları sürekli sürekli böyle alsat yapmasıyla birlikte zaten bir nevi hacim toplanıyor. Ama dediğim gibi dostlarım gerçekten 4 saatlik mumun birkaç günü en büyük olduğunu ve patlayacağını görebiliriz. Bunu çok sevdim diyerekten bahsediyor. Burada zaten altıcı sevimizin olduğunu görebiliriz. Şimdi dostlarım aslında buradan bahsediyor. Benim sürekli sürekli demek istedim aslında. Şimdi bu direnç bandını kırıp bakın sürekli sürekli zaten fitillerini burada 60 bir şekilde görebiliriz. Şimdi en azından 4 saatlik grafikte orada da yazıyor ya dostlarım. Yani benim açımdan 3 saat kalsa bile yeterli. Çünkü buralarda dostlarım gördüğümüz gibi 4 saat kalamamış. Dediğim gibi burada da 4 saat kalması gerekirken dostlarım kalamamış. Gördüğünüz gibi direnci tam böyle kıramamış. Buralardan desteğini almaya çalışmış. Tekrardan aşağıymış. Dediğim gibi bu hareketli ortalamasını fake atışların sürekli sürekli devam ediyor. Burasında dostlarım bir nevi Satış bandını yani bir nevi böyle kırılmaz kırıldığı zaman da böyle aşağı yönlü tekrardan buralara geleceği anlamına geliyor. Dediğim gibi bu hareketli alması bu şekilde böyle devam ettirdiği sürece dostlarım gerçekten de bir sıkıntı olduğunu görmüyorum. Bakın zaten 1, 2, 3 hatta fazlaca böyle fitili attığını görebiliriz. Dediğim gibi o bandları dostlarım buraya kırması gerekiyor. Buranın dostlarım en azından 4 saat olması gerekiyor. Zaten bunu analizciler de böyle sürekli sürekli bahsediyor. Benim de zaten sürekli bahsettiğim şeylerdi bunlar. Şu an dostlarım gerçekten de çok güzel bir şey bakın. Benim açım şöyle bakın. Yani balina gibi düşündüreceğim diyorum ya sürekli sürekli dostlarım gerçekten de bu anlama geliyor aslında. Yani şu an piyasa istediği kadar böyle ilerlesin, holdurslarımızı azsın. bu bizim için çok güzel bir şey. Çünkü adamlar sürekli sürekli silik işlemi yapıyorlar. Zaten bir de trifekte olayını sürekli sürekli bekliyorlar. Şimdi bizim girdiğimiz borsalar, bu ödeme yöntemleri, bu arkadaşlar gerçekten de ekosistemimize yarayacak olan bütün her şey dostlarım aslında bir nevi borsalardan geçiyor. Şimdi bu kadar borsalar giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bizim holdurslarımız artıyor. Uzun vadeli tutucuları artıyor. 1 milyondan fazla şu an tutucusu var. Bu bizim için aslında çok güzel bir şey. Çünkü burada dostlarım trifekte olayından çok fazla adamlar içeri girecek. O yüzden dostlarım tasarım dolaşımdaki arzımızın fazla düşmesine yarayacak. Çünkü adamlar portföyünde gerçekten uymuyor. Direktmen stek işlemlerini yapıyorlar. Burada da gördüğümüz gibi gün geçtikçe dostlarım Coin'in fazlaca yandığını ve nasıl yandığını görebiliriz. Burada zaten dostlarım 417 milyonluk Coin'in yanacağını ve bu gece saat 2'de Türkiye saatiyle gece saat 2'de yanacağını biliyoruz arkadaşlar ve en güzeli de dostlarım ben size hemen bunu. En güzeli de aslında otomatik olmaması, manuel olması. Şimdi bir 906 banddayken dostlarım 720'lerde da tamam mı? Direktmen bizi 900 bandlarına attı 25 bin dolar yakımı ve şu anda Shibokoy'un gerçekten gerçekten de güzel gidiyor. Hatta o zamanlar dostlarım 200-300 bile artamazken şu an 500-1000 falan böyle artıyoruz. Çünkü bunun bir sebebi var arasında. Dolaşımdaki arzımız düşüyor ve balinalarda bu sefer daha çok aktif bir şekilde ilerliyor. Şimdi dostlarım şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi ben grafiğine, analizine, her şeyine bakıyorum. Balinalar işe nasıl girecek? Ethereum balinaları Gimli tarafından şu böyle dörde bölündüğü zaman neler neler olacak diyerekten bahsediyorum. Ve dostlarım bunları bahsettiğim için gerçekten de bak insanlar böyle şey anlıyor. Şimdi ben yatırımcı tavsiyesi burada vermiyorum. Al sat tavsiyesi vermiyorum ben zaten. Şu böyle uzun vadeli düşünülür mü düşünmez mi dostlarım? Ben bunları böyle her zaman cevaplıyorum. Her zaman böyle Shibukoy'un altında neler yatıyor dostlarım bunlardan her zaman bahsedeceğim. Bir de Telegram'a kesinlikle katılma bir de Telegram'da dostlarım gerçekten de kimse çekiliş yapmıyor. İnsanların nankörlük ettiği için dostlarım bunları söyleyeyim Gerçekten Telegram'a katılabilirsin orada çok güzel etkinlikler yapıyoruz. NFT'ler çok önemli olduğu için NFT'lerden sürekli sürekli bahsediyoruz. Şimdi burada dostlarım Shibukoy'un önemli gelişme anlaşmaları, ödeme yöntemleri, paymentleri aralıkta neler olmuş. Hele ki Mart ayında neler olmuş dostlarım. Bunların hepsinden bahsettiğim videolar burada yatıyor. Sizleri gerçekten çok seviyorum dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kalın. We are army.